Efendim merhaba, tekrar hoş geldiniz. Evde kaldığımız bir gün daha. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün de sizlere geçen programda birazcık nefesli çalgılar üzerine ön planda gitmiştik. Bu defa da yaylı çalgılar üzerine gitmek istiyorum. Öyle dolaşırken Spotify'da, çünkü evde kaldığımız günlerde, özellikle de uzaktan çalıştığımız bu zamanlarda ciddi anlamda müzik dinliyorum. Ve ben müzik dinlemeyi çok seviyorum her anlamda. Müzikle birlikte neredeyse doğduğumu kendime söyleyebilirim. Ve bu anlamda da karşıma bir albüm çıktı. Bu albümün açıkçası Spotify'a geldiğini hiç gelebileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü bu albümle ilgili program yaptığımda herhalde zannedersem bir 10-12 yıl falan oldu Açık Radyo'da yaptığımda. Çok beğenmiştim. Tekrar albüm bir revizyona girmiş, farklı bir isimle basılmış ama sanatçılar aynı sanatçılar. Ondan dolayı da bu albüme vurgu yapmak istedim. Çünkü öyle benim programı yaptığım zamanda bulunabilen bir albüm değildi. Bulunması da kolay bir albüm değildi. Zaten çok açık konuşmak gerekirse dünya müziği albümlerini, dünya müziği müzisyenlerinin üretimlerini bundan 10 yıl önce bulmanız mümkün değildi. Size ulaşması kolay değildi. Ya sanatçıya birebir ulaşırdınız, rica ederdiniz size fiziksel kopyasını yollasın diye, veya işte o zamanlarda, işte download zamanı, işte linkler daha yeni başladığı dönemlerde, işte bir şekilde dijital olarak yollamasını rica ederdiniz. Onu yollardı veya yollamazdı, o ayrı bir konu, ama normal anlamda ulaşılması çok kolay albümler değildi. Ve bazen de yani özel köylerde, ücra köylerde üretilmiş olan albümlere kolay kolay ulaşılamıyor hala. Ama tabii ki nispeten daha kolay. Evet, şimdi bu kısa videomuzda da size değinmek istediğim grubun adı 3MA, 3MA olarak biliniyor. Kısacası 3 tane müzisyenden oluşuyor. 3'ü de yaylı çalgı çalıyor. Ne çaldıklarına da değineceğim tek tek. Şimdi birincisi Mali'den geliyor. Baleka Sissoko. Kendisi koro enstrümanı çalıyor. Geçtiğimiz videolarda size koro enstrümanından biraz bahsetmiştim. 21 telli, daha da farklı teller olabiliyor ama genel anlamda 21 telli bir enstrüman. Şöyle kucağınıza oturtuluyor. Büyük bir bedeni var, büyük bir sapı var ve böyle normalde sanatçının kendisine doğru çaldığı bir enstrüman. Özellikle Mali'de, Senegal'de ön plana çıkan bir enstrüman. Griyotlar tarafından çalınan bir enstrüman. Diğeri ise Madagaskarlı bir sanatçı. Adı Rajeri. Kendisi de 20 telli Valiha isimli bir enstrüman çalıyor. Söz konusu enstrümanı Google'da aramanızı önereceğim. Ciddi anlamda büyük bir enstrüman, enteresan bir enstrüman ve özellikle Madagaskar'da bulunan bir enstrüman. Valiha isimli, yani Van, Ankara, Lüleburgaz, İstanbul, Hatay, Ankara şeklinde. Üçüncü sanatçımız da yine Afrika'dan geliyor. Bu üç sanatçı da Afrikalı. Üçüncüsü ise Fas'tan geliyor. Faslı İdris El Malumi, kendi aralarındaki en bilinen sanatçıların başında. O da bizim zaten aşina olduğumuz bir enstrüman, ud çalıyor. Yani bir tarafta koro enstrümanı, bir tarafta ud, bir tarafta da valiha var. Bunların hepsi bir araya gelmiş durumda ve bir şekilde ortaya, açıkçası dinlemesi keyifli bir müzik harmanlaması çıkıyor. Benim dünya müziğinde en çok sevdiğim unsur ise bu tarz müzisyenlerin, bu tarz enstrümanların bir araya gelebiliyor olması. O cesareti gösteriyor olmaları. Çünkü çoğu insan comfort zone diyelim, kendi güven merkezinden dışarıya çıkmaktan hoşlanmaz. Ancak o sınırları aştığınız zaman farklılıklara ulaşabilirsiniz. Yaratıcılıklara ulaşabilirsiniz. Belli kalıplar içerisinde kalarak bir yere ulaşılamıyor ne yazık ki. Ve bu müzisyenler de öyle. Bir şekilde bir festivalde bir araya geliyorlar ve
Üçü de yayla enstrüman çaldığından dolayı biz bir araya gelerek bunları nasıl bir araya getirebiliriz? Nasıl bir harmanlamaya sokabiliriz? Nasıl bir etkileşime sokabiliriz bu müzik tınılarını diyerek kendi yörelerinden, kendi bölgelerinden gelen ritimleri de bir araya getirerek karşımıza çok güzel bir albümle çıkmışlardı 15 yıl önce. Şimdi tekrar bu albümün yeni bir versiyonu, hatta adı da nedir size söyleyeyim. Anaruz olarak Spotify'da yer alıyor. Bir tane albümleri var bu arada. Yani 15 yıl önce kaydettikleri albümden sonra aynı albümü farklı bir versiyonu olarak aynı albüm devam ediyor. Tabii ki dediğim gibi sadece yaylılar ön planda. Perküsyon vesaire hiçbir şey yok. Arada sırada sesler duyabiliyorsunuz, vokaller duyabiliyorsunuz. Kendileri arasında da bir atışmaya girmiş durumdalar. Bir bütünlük harmanlaması var ve herkesi de bir şekilde yaylılarla birlikte kavramaya çalışıyorlar. Bir şekilde yakalamaya çalışıyorlar. Kendi içerisindeki müzik harmanlamasını ve açılımını da göstermek istiyorlar. İlk albümlerinin adı grupla aynıydı. 3MA olarak, 3MA olarak. Ama işte yeni albümlerinde de söylediğim gibi aynı parçalar var. Anaruz olarak karşımıza çıktılar. Sadece ud, kora ve balya gibi geleneksel enstrümanlar. Geleneksel enstrümanlar diyorum. Tabii ki ud da Fas'ın geleneksel bir enstrümanı. Osmanlılardan gelmiş olabilir. Zaten yani çok geçmişi, çok derin bir geçmişi olan bir enstrüman. Bunun hepsi karşımıza bu albümde çıkıyor. Kendi kültürlerinden. Masum bir şekilde bir stüdyoya oturuyorlar. Kendi kendilerine tıngırdatıyorlar diyelim. Bir şekilde doğaçlama olarak karşımıza çıkıyorlar ve oldukça da keyifli bir albüm. Ancak tabii ki birazcık da bu albümlere değinmekte fayda var. Onun için notlarıma da bakıyorum. Bir tarafta valiya var dedik, bir tarafta kora enstrümanı var dedik, bir tarafta ud var dedik. Bunun en tanındık enstrümanı 11 telli ud. Tabii ki arada sırada bu ud değişebiliyor telleri de. Her sanatçı kendisine göre, zanaatkarlığının getirdiği ustatlık mertebesine göre tel ekleyebiliyor, tel çıkartabiliyor. Farklı farklı tarzlarda bunları çalabiliyor. Diğeri ise 21 telli kora enstrümanı. O da Baleke Sissoko, ki kendisi bu albüm ilk çıktığında o kadar bilinmiyordu ama bu albümden sonra da ciddi anlamda dünya platformunda ün sağlayan bir sanatçı oldu. Özellikle Mali'den gelen ritimsel harmanlamalarla birlikte karşımıza çıktı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Kora enstrümanında en bilindik sanatçı Teomane Diabate. Kendisi de ülkemize birkaç defa geldi. İnanılmaz güzel albümlere imza atmış bir sanatçı kendisi. Diğeri de Valiha. Valiha enstrümanı belki de ilk defa duyuyorsunuz. Belki de önceden duydunuz. Madagaskar'a ait. Madagaskar'da kayıp bir kıta olarak bilinen çok büyük bir ada. Hemen Afrika'yı düşünün. Afrika'nın hemen şu köşesinde duruyor böyle. Çok botanik bir ada. İnanılmaz hayvanları olan, inanılmaz botanik zenginliği olan bir ada. Valiha uzun bir enstrüman, bambu kütüğünden yapılmış bir enstrüman. O da 21 telli ve Vajeri tarafından çalınıyor. Ancak Vajeri'nin şöyle bir özelliği var ne yazık ki. Kendisi tek kollu ve tek koluyla çalabileceği bir enstrüman bu. Ve o konu üzerine de uzmanlaşmış durumda. Burada karşımıza Afrika'nın farklı bölgelerinden gelen ritimleri bir araya getiren ve şu çatı altında, yayla enstrümanlar çatısı altında bir araya getiren 3 tane değerli müzisyen var. Bir tarafta Madagaskar, bir tarafta yukarıda Fas, bir tarafta da birazcık altta köşede ortada duran Mali. Hepsinin aynı ahenk içerisinde, aynı tınısal harmanlama içerisinde bir araya getirdikleri bu yaylı çalgılar bizlere kendi ülkelerindeki farklı bölgelerden gelen ritimleri ön plana çıkartmayı sağlıyor. Dediğim gibi perküsyon yok. Sadece 3 tınısal yaylı enstrüman bir araya getirilmiş durumda. İdris el-Malumi
kendi albümleri olan oldukça değerli faslı bir sanatçı, Udis diyelim. Balleke Sissoko'da zaman içerisinde kendine güzel bir isim sağladı. Vajeri ise aralarındaki en az bilinen sanatçı ama açıkçası bu albümde de bence en önemli katkısı olan sanatçı. Çünkü çok fazla bilinmediğinden dolayı özellikle çaldığı enstrüman bize ayrı bir değer katıyor. Bu albümün diğer bir özelliği ise inanılmaz demokratik olması. Yani şunu demek istiyorum. Hiçbir enstrüman diğer bir enstrümanın önüne geçmiyor. Hepsi eşit mesafede, hepsi eşit oranda sahnenin ön planında oluyor ve bizlere kendi harmanlamasını, kendi atışmasını o güzel meyvesal, tınısal, tonal harmanlamasıyla ön plana çıkartıyor. Evet efendim, Afrika'dan da gelen yaylılar üzerine bu albümü sizlerle paylaşmak istedim. Bu programımızda söz konusu albümden en çok beğendiğim parça ile sizleri uğurlayacağım bugün. Parçamızın adı Amfas ve 3MA, 3MA'den geliyor. Sizlerle birlikte bunu dinleyerek evde kalın diyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Şimdi parçamızı dinleyelim. Belki de bu parçayı bilenleriniz vardır. Çünkü oldukça bilindik bir eser olarak da pek çok yerde kullanıldı daha sonra. Şöyle. Göstereyim size. En solda gördüğünüz İdris Malumi, en sağda gördüğünüz Sissoko, ortada gördüğünüz de Vajeri, kendileri bir araya gelmiş. Bu albümün kapağı böyle aslında bir önceki albümlerin kapağı bence çok daha güzeldi. Ama dediğim gibi eserlerin hepsi kendi içerisinde aynı. Yaklaşık 5 dakikalık bir parça bu. Onun için sonuna kadar dinleyemeyeceğiz her zamanki gibi. Efendim evde kalın. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.